Hasta olsanız, bütün maddi sebepleri de deneseniz, maddi olarak deneyebilecek hiçbir sebep kalmasa ne yapacaksın şimdi? Kullanılacak tek bir ilaç kalıyor. Nedir o ilaç? Sabır ilacı kalıyor. O an sabır gibi o hastalığı tedavi edebilecek başka hiçbir şey bulamıyorsun. Zira eskiler öyle demişler. Demişler ki, "Es-sabru miftahul fereç." Yani sabır, kurtuluşun anahtarıdır demişler. Şimdi biz tabii böyle sabır sabır deyince de insan sabrı da tam böyle ne demek istiyor Kur'an'daki sabır? Burayı da oturtamayınca düşünebileceği bir karşılık, bir mana bulamıyor bu sefer. Sabır deyince ne geliyor akla? Baş sık, diş sık, sayılı günler çabuk geçer. Böyle geliyor değil mi akla? Şimdi biz öncelikle sabır ne demek bunu tam doğru olarak bilmiyoruz. Hep Kur'an'la kendi kalbimizi ilişkilendirirken şunları söylüyorduk. Bir, Kur'an'daki kavramların ne demek istediğini iyi anlamamız lazım. İki, Kur'an'ın bahsettiği öğretileri sistematik olarak çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi burada da yanlış bildiğimiz sabır kavramını önce bir doğrultmak gerekiyor. Biz sabrı baş sık, diş sık, dayan dostum diye anlıyoruz. Ne baş dayanır, ne diş dayanır. Öyle baş diş sıkmaya çalışanlar ne oluyor? Bir yerden sonra şalteri indiriyor. Ondan sonra ne tadı kalıyor hayatın, ne tuzu kalıyor. Demek ki sabır baş sıkmak, diş sıkmak demek değil. Başka bir manası var demek ki sabrın. Ne demek biliyor musunuz? Sabır başına gelen olayın altındaki hikmeti, manayı, mesajı bilmek demek. Sabır başına gelen olayın altındaki hikmeti bilmek demek. Şimdi mesela şurada durduk yere birisi gelse bir tane iğneyi batırsa, canım yansa, hayırdır hemşerim ne yapıyorsun diye çıkışırız adam, öyle değil mi? Ama hastaneye gidiyoruz, bir de üstüne para veriyoruz, kendimizi kestiriyoruz neşterle. E iğneye ses çıkarıyorsun da kendinin kesilmesine niye ses çıkarmıyorsun? Çünkü olayın altındaki hikmeti biliyoruz. Anladınız mı sabır neymiş? Yani Kur'an'la muhatap olmayan birisinin sabretmesi mümkün değil. Çünkü bütün olayların altındaki mesajı, hikmeti, bizi açıklayan şey Kur'an'dır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında yürürken ne gelmiş başına? Altından mana, mesaj olarak ne çıkmış? Yani sünnet-i seniyedir. Tekrar tekrar söyleyeyim, buralar çok elzem. Sabır baş sıktım, diş sıktım demek değil. Ne baş dayanır ne diş dayanır. Sabır demek başına bir olay geliyor. O olayın altındaki o Kur'ani bakış açısını yakalıyorsun, hikmetini görüyorsun. Ondan sonra da elhamdülillah diyorsun yani. Allah Allah, meğer nelermiş diyorsun yani. Şimdi ilahi pencereden baktığında bir insana bir hastalık çarptı. Düşünelim hangi hastalıklar? Covid geldi. Bizim Konya'da bir arkadaşımız Covid geçirdiğinde ne kadar serum yemişti? Allahu alem 300 serum vermişler. 300. Yani demişler ki zaten ümit mümit kalmadı demişler hani maddi şartlarda. Bari demişler bir şeyleri deneyelim, belki nefes alır demişler. Yani günlerce yoğun bakımdan çıkamamış. Çıktığında da zaten babası vefat etmişti. Babasının defne gidiyor. Allah şifa ihsan etsin. Şimdi bir adama Covid geldi diyelim. Başkasına kanser geldi diyelim. Başka bir tanesinin beli kaydı. Değil mi? Çok zor bir şeydir yani. Adamın tam böyle yürümesi, hareket etmesinin merkezi. Beline bir şey geldi diyelim. Dizine bir şey geldi. Kiminin gözü kapanıyor. Kimisinde bir migren giriyor ama nasıl? Hadi gel bir çay içelim diyorsun. Tam çay yudumlarken başına ağrı giriyor adamın. Sofradan hiçbir lezzet alamıyor. Şimdi bu hastalıklar geldi geldi de canımızı yakmak mı istedi Allah Azze ve Celle? Hayır, olayın altında başka hikaye var. Nedir? Bunlar geldi, yanında hediyeyle geldi, sevapla geldi. Doğru mu? Bunlar geldi. Bak bugünkü dersimizin ana konusu ya sabur. Ne oluyor? Allah'ın ismi oluyor. Bunlar geldi, içimizde gömülü kalan esmaları çıkarmak için geldi. Yani Allah'ın bir ismine muhatap olmaya gelmiş. Anladın mı? Şimdi sen durduğun yerde olmuyorsun. Bu da geliyor dürtüyor seni, diyor ki ya baksana Allah'ın sabur ismi var diyor. Gel de şu sabur ismine bir muhatap olalım diyor. Bunlar geldi, başka niye geldi? Var mı günahsız içimizde? Öyle değil değil mi? Allah Allah. Yazgımız ya. Hepimizin hatası çok fazla. E şimdi bu bizi ahirette karşılaştırmasa da gelse, bu dünyada temizlese. E şimdi bir insan bunları bildikten sonra gelen hastalığın perdesini yırtar, arkasındaki hikmetleri görür. O adamın da derdi ahiretse, bunlarla bir insanın mutlu olmama ihtimali var mı? Mümkün değil. Demek ki musibet kıyafetiyle gelmişti hastalık. Dedik ya kardeş bir kıyafetini çıkar, yüzünü gözünü göreyim dedik. Öyle mi? Yırttık kıyafetini, çıkardık, bir baktık altından neler çıktı? Sevaplar çıktı. Kainatın amacı olan Allah'ın esma tecellilerini okumak çıktı. Okumak yani. Bu bizim olayımız bu yani. Ama numune sende olmayan bir şey okuyamazsın.
Şimdi ben hiç inşaata girmesem mimarlığı okuyabilir miyim? Mümkün değil. Hiç hastaneyle muhatap olmamışım. Hemşireliği okuyabilir miyim? Mümkün değil. Bilgisayara elimi dokundurmamışım. Yazılımı okuyabilir miyim? Mümkün değil. Hiç hasta olmamışım. Ya sabır deyince bu manayı okuyabilir miyim? Mümkün değil. Anladın mı? Yani olayın altını ah bir anlayabilsek var ya. Yani maalesef bu aslında hastalığı, iman yani inanmanın zafiyeti, Allah'a inanmanın, güvenmenin zaafını yaşıyoruz. O yüzden de hastalık geldiğinde kıyafetini görüyoruz. Kıyafeti de biraz yırtık pırtık olunca canımızı sıkıyor. Ama bir böyle gücümüz yetse, irademizi kullansak, kıyafetini bir çıkar arkadaş desek, ne hikmetler çıkıyor arkasında, sevaplar çıkıyor. Allah'ın esmasını tanıtıyor. Nice günahlarımız var, yok mu Allah aşkına? Allah'tan gafil yaşadığımız nice bir ömür var, öyle değil mi? Bu günahlarımızı da silip süpürüyor ki ahirette denk gelmeyelim diye. Şimdi bir insan başına gelen bir hastalığı böyle bir sabırla karşılarsa, sabır buymuş değil mi? Neydi? Hastalığa muhatap olduğum, hastalığın arkasındaki hikmeti gördüm. Aa sen ne hediyelerle gelmişsin. Şimdi bu musibet olmaktan çıkar. Öyle mi? Bu şimdi hastalık olmaktan da çıkar. Allah Allah. Ama bir de imansız bir bakışla bak. Allahsız bir nazarla bak. Geldi başına bir şey. Yarın ne olacak? Meçhul. Değil mi? Ölecek misin, kalacak mısın? Meçhul. Canın sıkılacak mı? Meçhul. Karanlık bir ortam. Başına hiçbir geleceği bilmiyorsun. Korkular, belirsizlikler bir de. Şimdi bunu merak ediyorsun ya bir de. Başına geliyor. Böyle imanla teslim olamıyorsun, merak ediyorsun. Sadece bedene gelen bir birimlik hastalık, merak ruhun hastalığıydı değil mi? Ruha ilişiyor oluyor sana 11. Şimdi başa gelen hastalığı imanlı bir nazarla bakmakla, imansız bir nazarla bakmak arasında dağlar kadar fark çıkıyor öyle değil mi? Allah Allah. Ama bunu anlayıp ilk hastalık geldiği anda uygulamak lazım. Yani insan direğe vurmadan frene basması lazım. Direğe vurduktan sonra frene basmanın anlamı da kalmıyor. Şimdi sabırla ilgili birinci manayı anladık mı? Ne dedik? Hikmetini düşünmek demedik. İkinci manası daha var sabrın. Yani tam bu kavramları doldurmamız gerekiyor. Yoksa neyle muhatap olduğumuzu bilmiyoruz. Sabrın ikinci manasını Üstad Hazretleri 23. mektupta şöyle anlatmış. Meseleye bak şimdi nasıl anlatmış. Buna da merdivenlerden çıkmak diyebilirsiniz. Sabrın birinci manası hikmetini bilmek, ikinci manası merdivenlerden çıkmak. Bak şimdi Üstad Hazretleri'nin cümlelerine bak. Dördüncü sualiniz. Üstad Hazretleri sual ediyorlar. İnnallâhe me'as-sâbirîn. Yani Allah sabredenlerle birliktedir. Hatta Allah ancak sabredenlerle birliktedir. Tam o manası çıkıyor. Bunda hikmet ve gaye nedir? Yani Allah'ın sabredenlerin sürekli koruyucusu, kollayıcısı yanında olmasının manası, hikmeti nedir? El-Cevap. Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiştir. Doğru mu? Mesela bugün ev yapmak istesek basamak basamak mı yapacağız? Evet. Canın elma çekti. Basamak basamak mı? Ektim, diktim, güneşi, yağmuru, suyu öyle mi? Basamak basamak. Ya şu saçımı şöyle bir uzatayım da şöyle bir tarayayım dedin. Yine basamak basamak mı? Değil mi? Allah Allah bak şimdi. Çok farklı bir yere gittik onu. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar, düşer veya noksan bırakır, maksut namına ulaşamaz. Şimdi sabrın yeni manasını öğrendik. Sabır beklemek demek değil, Allah'ın yarattığı o kanununda, yasasında yarattığı, değil mi? Tedricilik diyoruz buna. Yasasında yarattığı gibi merdivenleri adım adım çıkmaktır. Şimdi bir tane doktor arkadaşımız doktor olacak. 6 yıl diş sıksa olur mu? Olmaz. 6 yıllık fakülteyi 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf diye basamak basamak çıkarsa olur. Demek ki sabretmek, baş sıktım, diş sıktım demek değilmiş. En küçük parçasından başlayarak merdivenleri adım adım çıkmakmış. Az önceki örnek gibi canımız elma istedi. Başımı sıksam, dişimi sıksam birisi bana elma gönderir mi? Hayır. Ne yapmam lazım? Merdiven metaforu gibi. Toprak buldum. Güzel tohum buldum, ektim, biçtim, yağmur, yıllar, güneş geldi gitti derken katır kutur o elmayı öyle yersin. Demek ki canın elma çekiyorsa şöyle sabredeceksin. Dişini sıkarak değil, merdivenleri adım adım çıkarak. Şimdi temel problemimiz burada. İnanın daha buraya saatlerce konuşsak yeridir. Çünkü bizde İslam'ın kavramları, tam altını doldurma noktaları bomboş kaldı. Şimdi ölüm deyince kimin gönlünde böyle pırpır atıyor ki kalbi? Kimin? Kabir deyince kimin gözünden yaş geliyor ki? Niye? Kavramların altları boş kaldı ama bir araba yanıyor desek herkes benim mi diye değil mi? Bir endişe eder yani. Allah Allah yanan araba benim mi diye. Ama bir iman yanıyor dediğimizde insan endişe etmiyor. İnsan olan bir şeyi kaybetmekten korkuyor genellikle. Evet başlayalım mı? Ana konumuz anlaşıldı herhalde. Anahtar kelimemiz de ya sabur. Biz şimdi zikrederken ne diyoruz? Ya sabır. Hayır ya sabır değil. Ya sabır diye bir şey yok. Ne diyeceğiz orada? Ya sabur. Allah'ın bir esması değil mi? Evet. 25. lema 11. deva.
Ey sabırsız hasta kardeş. Şimdi yine cümlede bir incelik var, fark ettiniz mi? Üstad Hazretleri karşısında bir muhatap var gibi konuşuyor. Neden böyle yapıyor? Şimdi mesela şu Risale-i Nur'ları tefekkür ederek okusak, değil mi? Biraz da böyle hayal dünyamız genişlese. Sanki Üstad Hazretleri karşımıza oturmuş diyor ki, ey sabırsız hasta kardeş. Allah Allah, sanki beni muhatap almış, tedavi etmeye çalışıyor. Bildiğiniz tedavi, şu satırlar bildiğiniz tedavi. Bizzat karşımızda muhatap almış, tedavi ediyor bizi, evet. Hastalık, hazır bir elemi sana vermekle beraber, evvelki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzeti maneviye ve sevabındaki bir lezzeti ruhiye veriyor. Şimdi ne olmuş? Hastalığın elemi gitmiş. Elemi gidince neyini bırakıyor? Lezzetini bırakıyor. Hiç yaşayan var mı bunu? Şimdi ben o ameliyat olduğumda hatırlıyorum da 1,5 ay bacak dereceli dizlik mi diyorlar, ne diyorlar? Adım atamıyorsun doğru düzgün. Hep değneklesin. Tam onları çıkardım. Dereceli dizliği çıkardım. Yine de daha sağlıklı yürüyemiyorum ama odada böyle yürürken dedim ki Allah Allah, elhamdülillah ya, adım atıyoruz dedim. Şimdi yanındaki arkadaş da bakıyor, Allah Allah diyor, yani adım atmış, ne var ki bunda diyor. Neden o bendeki lezzeti yaşayamadı? Çünkü onun elemini yaşayamadığından, elemin zevali yani sonlanmasından ortaya çıkan lezzeti de yaşayamadı. O lezzeti kim yaşadı? O eleme düçar olan. O zaman şimdi hastalık sahibine hiç kimsede olmayacak bir ikram, bir hediye daha oluyor değil mi? Şimdi şu bir arkadaşımızın gözünde problem olsa, şöyle doktoru 3 gün kapatsa, 3 gün sonra her yere böyle hayretli hayretli baksa, o adamın bakmasına şaşırırız. Neden? O adamın bakıştan aldığı göz midesinin lezzetini ben bütün dünyaya baksam alamıyorum. O yüzden. Yani sen bu imtihanı bitirdin mi? Bitirdin. Hastalık gidiyor mu? Gidiyor. Giderken de boş gitmez. Ağzına şerbet, şeker bırakıp öyle gidecek diye bir de ikramı varmış hastalığın. Görüyor musunuz? Allah Allah. Buyurun. Bugünden, belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Cümleyi anlayan var mı? Hastalık şu an var ama bir saat sonra yok. Çok güzel, çok güzel. Helal olsun. Cümleyi bir bitirsene. Bak, bu nazarla bir okuyun. Bugünden, belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa teessür olamaz. Bak şimdi, aynen Semih'in dediği gibi çok güzel yakaladın. Bugünden sonraki zaman henüz gelmediğinden bir saat sonranın hastalığı, hastalığın getirdiği elemi de aslında yok. Bak şimdi insan normalde biraz tefekkür etsek anlayacağız. Anda yaşıyor, an. An ne oluyor biliyor musunuz? Bir saniyeyi ikiye bölün, bir daha bölün, bir daha bölün, bir daha bölün, bir daha bölün, sonsuza kadar bölün. Bir fotoğraf karesi çıkacak değil mi karşımıza? Değil mi? İşte ona an deniyor. Biz aslında anda yaşıyoruz ama sağ tarafıma bir ayna koysam, sol tarafıma da bir ayna koysam, ben o aynaların ortasına gelip şöyle baksam, aynaların içindeki görüntü sonsuza kadar uzar. Halbuki benim görüntüm sadece şimdiki fotoğraf karesidir. An bu demek. Aslında sadece böyle saliselerle bile söylenemeyecek anda yaşıyoruz. Ama gelecek bir ayna sağ taraf, geçmiş başka bir ayna sol taraf. Onların arasında görüntümüz makes bulduğundan zannediyoruz ki geçmişi de yaşıyorum, geleceği de yaşıyorum. Halbuki bir saniye sonrası anıma ait olmadığından bir saniye, bir saat sonrasının hastalığına, elemine, acısına da sahip değilim. Şimdi bunu başta anladık değil mi? Biz anda yaşıyoruz. Bunu anlamamız lazım ki birazdan formülünü verecek. Anda yaşamıyorum. Geçmişte de yaşıyorum. Gelecekte de yaşıyorum. Vehmiyle, kuruntusuyla, vesvesesiyle. Şimdiki zamana yetecek sabır kuvvetini nasıl dağıttığımızı anlatacak. Buyur. Sen yanlış bir surette tevehhüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Bak şimdi. Anda yaşıyorum ama hayır hayır ne anı, bir saat sonra da yaşıyorum. Onun acısını da şimdi çekmem lazım diye tevehhüm ediyorum. Bakın sabra aykırı şeyleri konuşuyoruz. Şimdi Üstad Hazretlerinin bu sabırla ilgili bir metaforu var. Allah Allah, işi bitiren son nokta. Burayı bir insan anlasa hayatının en az yarısı düzelir. Çünkü sabır imanı düzelten %50'lik bir payaya sahiptir. Okuyorum, dikkat burada değil mi? Şu sabırsızlıkta misalin şöyle bir sersem kumandana benzer.
sabırsızlığı gerektirecek bir olay var. Nedir olay? Hasta oldum. Sürekli öksürüyorum, yorgunum, kırgınım, bacağım kırıldı, bir şeyler oldu bana. Ahvalinde şu sersem kumandana benzer diyor. Niye sersem dedi? O geçmiş ve geleceği muhakeme edemediği için sersem dedi. Bak şimdi olaya bakın. Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş, katılmış. Ve ona taze bir kuvvet olduğu halde o tutar mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir, merkezi zayıflaştırır. Birazdan sağ ne diyeceğiz? Gelecek diyeceğiz. Hem sol cenahta düşmanın askeri yok iken ve daha gelmeden büyük bir kuvvet gönderir, ateş emrini verir. Merkezi bütün, merkez dediğimiz ne? An. Merkezi bütün kuvvetten düşürür, düşman işi anlar, şeytan vesveseleriyle hazır. Vesvesede de ne kullanıyor biliyor musun? Senin korteksini kullanıyor. Korktuğun neler var? Şöyle yapıyor. Bu Abdullah neden korkar? Atıyorum işte parmaklarını çok seviyor, parmaklarının bükülmesinden korkar. Şöyle iki tane dokunuyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Düşman işi anlar, merkeze hücum eder, tavrım eder, dağıtır. Bak şimdi, inanın Bediüzzaman'ı Bediüzzaman yapan örnektir o. Böyle bir örnek yok yani. Şimdi bu örnekler basit bir dille anlatıldığından mesele de basit zannediliyor. Akıl almaz bir mesele var burada. Şimdi bak, şu an şeytandan, nefisten, düşmandan bana gelecek her şeye karşı koyabileceğim 20 tane askerim var. Demek ki bana en fazla ne kadar saldırı gelebilir? 20 saldırı gelebilir. Ya olur mu? Bazen başımıza bir şey geliyor, dayanamıyoruz ya. Hayır, dayanamamanın sebebini anlatacağız. Şimdi ayette diyor ki la yükellefullahu nefsen illa vus'aha. O nefse kaldıracağından fazlasını ben yüklemem diyor. O zaman şu demek. 20 asker mi vermiş? 20'den fazla hastalık, musibet bana göndermeyecek. Ya arkadaş bak göndermeyecek diyorsun. Başıma bir olay geliyor. Dayanamıyorum. Gecem gündüzüme giriyor. İşte niye dayanamadığını şimdi konuşacağız. Kaç askerim var? 20. Karşıdan en fazla gelebilecek kuvvet kaç? 19. Bak şimdi her türlü yiyeceğim onu yani. Allah söylüyor bunu. Üstad da anlatıyor. Diyor ki teklifi mala yutak yoktur. Yani kaldıramayacağım bir teklif, bir hastalık, bir musibet sana gelmez. Ya biraz Allah'ı tanı, gönderir mi ya? Zalim mi Allah yani? Anandan rahmetli Allah. Allah aşkına şu Mehmet'in canını sıkayım dayanmasın diye gönderir mi yani? Biraz da öyle değil mi aslında yani mantıklı düşünelim. 20 askerim var. Evham ediyorum. Sağ tarafa onunu gönderiyorum. Sağ neydi? Gelecek. Hani az önce anda yaşıyorduk ya. Bir saniye sonrası bana ait değildi ya hani. İşte bana ait olmayan gelecek saatlere 10 tane askerimi gönderdim. Dedim ki eyvah ya dedim bu hastalık beni yorarsa, ya bu hastalık beni bir ay yatakta yatırırsa, ya bu hastalık benim ağzımın tadını kaçırırsa, ya bu hastalık beni öldürürse. Yani dövülmeden dayak yemiş oldum. 20 askerim vardı, onunu geleceğe yani sağ tarafa gönderdim. Kaç kaldı? 10 tane kaldı. Kalan 10 tanesinde dedim ki sol tarafta hiç düşman yok. O yoka 10 tane asker göndereyim dedim. Onu da ona gönderdim. Bak sol taraf neydi? Geçmiş. Ya geçmiş zaten sana lezzetten başka bir şey bırakamaz. Çünkü az önce konuştuk. Elemin gitmesi, zeval olması, yok olması bir insana lezzet verir dedik. Yani çok mantıksız bir şey oldu. Sana lezzet verecek geçmişe 10 tane asker gönderdim. Lezzet vermesi ne demek biliyor musun? Geçmişten 10 asker daha alacaktın, 30 askerin olacaktı aslında. Bu hani hayata karşı böyle dirençli olan insanlar vardır. Değil mi? Böyle bakarsın, adam ne olaylar yaşıyor, sesi titremiyor. Allah Allah. Ya arkadaş sen nasıl bu hale geldin? Geçmişte sayısız tecrübe yaşadım. Her tecrübemden 10 tane asker aldım. Öyle mi? Normalde karşımdan 20 düşman, 19 düşman askeri gelirdi. Bende 20 vardı ama bende şimdi 200 tane ordu var. Öyle mi? 200 kişilik asker var. Nereden geldi o askerler? Hani geçmiş lezzet veriyordu diyorduk ya. İşte geçmişten gelen lezzetler. Geçmişin normalde bir insana asker vermesi lazım. Çünkü bitmiş geçmiş günde. Ben aksine ne yapıyorum? O sersem kumandan gibi. Elimdeki 10 askeri de tutuyorum. Geçmişte de bu hastalık beni böyle yormuştu. Geçmişte de bu hastalık beni hastane köşelerinde günler süründürdü. Bak her biri bir asker gönderiyorsun. Olay anlaşılıyor mu? 20 askerim vardı, her türlü alt edecektim. 10 tanesini sağ tarafa,
gelmemiş günlere, geleceklere gönderdim. 10 tanesini sol tarafa, geçmiş güne. Yani bana asker geleceklere, ben tuttum asker gönderdim ticarete bak. Ortada ne kaldı? Sıfır. O anda da düşman, yani vesveseleriyle, kuruntularıyla seni bekleyen şeytan. Anında olayı anlayıp taarruz etti mi? Etti. Ne oldun? Elin boş, gözün yaş kaldın. Şimdi başa dönelim. Ya anlatıyorsun, insan her şeye dayanabilir diye de, bak dayanamıyorum, başıma geliyor. İşte bu yüzden dayanamıyorsun. Çünkü o an hepsiyle karşılaştığında yenebilecek gücün vardı, askerin vardı. Ama bu Kur'an'ı bakışı bilmediğinden, şu matematiği bilmediğinden, gelecek ve geçmiş bu işlerde düşünülmez arkadaş meselesini anlamadığımızdan dolayı o an dövdü, yenildik. Neden böyle oluyor? Sabır kuvvetini o ana uygulayabilecek Kur'an'ın tekniğini bilmediğimizde. Şimdi biz bu tekniği aldık ya hani. Bu tekniği öğrenmek demek, birincide de muazzam uygulayabilmek demek değil. Sen arabayı öğrendiğinde, ilk direksiyon oturduğunda muazzam direksiyon sahibi oldun mu, sürebildin mi? Olmuyor. Yüzme öğrendiğimizde hemen denize atladığımızda Yunus gibi yüzebildik mi? O da olmuyor. Demek ki bunu öğrendikten sonra, gün içerisinde belki onlarca, yüzlerce defa tecrübe ettikten sonra Allah bunu bize hediye edebilecek belki de. Anlıyorsunuz değil mi? Yani bu bilgiyi sadece bilgi mertebesinde bırakmak, kullanmak demek olmayacaktır. Şimdi gerçekten de olayın matematiğini Üstü Hazretleri inanılmaz anlatıyor. Ben yarın acıkacağım diye bugünden yarının da yemeğini yesem oluyor mu? Olmuyor. O iş nasıl olmuyorsa yarın başıma bunlar gelecek diye bugünden acı çekmem de yarına derman olmayacak. Allah Allah. Demek olay şöyle yani, biz sınavı geçebilecekmişiz aslında başımıza gelen olayda. Hiç vaveyla da etmeyecekmişiz. Belki yüzümüzde güller açacakmış. İnan inan yani Üstü Hazretlerinin talebelerinden niceleri var. Yaşlık zamanında çok hasta olmuşlar. Bir tanesinin iki tane ayağı da kopmuş. Ama her birisi mutluluktan başka bir şey ifade etmemiş. İnsan merak ediyor ya. Benim görmediğim neyi görebiliyorlar diye. İşte o çirkin kıyafette gelen hastalığın kıyafetini yırtıyorlar. Altından ne güzellikleri görüyorlar. Şimdi onlar yani o kadar güzel gönülleri var ki yaptıkları bir tane hatanın mahcubiyetiyle ömür boyu yaşıyorlar. Diyor ki belki bu hastalık, Allah o mahcubiyetimi de alır benim. Allah'a şöyle tertemiz kavuşurum diyorlar yani. Onlar bizim göremediğimiz nice güzellikleri görüyorlar. Biz maddeyle çok meşgul olduğumuzdan maddeleşiyoruz. Bu mana derinliğindeki olayları ve hakikatleri göremiyoruz. Olayın kemik noktası anlaşıldı mı? Buyurun devam edelim. Çünkü bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddisi gitmekle elemi de beraber gitmiş. Kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzet kalmış. Konuşmuştuk az önce. Hastalık giderken elemini götürdü ama hediyeler bıraktı. Sevaplar bıraktı, lezzetler bıraktı değil mi? Allah Allah. Bazı günahların üstünü sildi geçti, onlara hediye bıraktı. Evet. Sana kâr ve sürur vermek lazım gelirken onları düşünüp müteellim olmak ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Onları düşünme dediği neyleri düşünmeyim? Geçmişteki ve gelecekteki hastalığım ne olacağı düşünme. Anladık değil mi? Evet. Gelecek günler daha gelmemişler. Onları şimdiden düşünüp yok bir günde, yok olan bir hastalıktan, yok olan bir elemden tevehhüm ile düşünüp müteellim olmak, sabırsızlık göstermekle üç mertebe yok yoğa vücut rengi vermek divanelik değil de nedir? Şimdi mesele şöyle, anladık değil mi? Andan mükellefiz. Yani üniversite sınavına girdiğimizde bütün sorulardan sorumlu muyuz? Evet, hayatın imtihanında öyle değiliz. Yarının sorularından sorumlu değilim. Hatta şimdi yatsıyı kıldık, sabah namazından bile şu an sorumlu değilim. Çünkü o gün henüz benim elimde mevcut değil. Şimdi hayat imtihanı üniversite sınavından farklı. Üniversite imtihanında bütün sorular önüne geçiliyor, hepsinden mükellefsin, sorumlusun. Ama dünyanın imtihanında şu an neye denk geldim? Ben sadece ondan sorumluyum. O denk geldiğimde de sabırla bir, hikmetini anlarsam. İki, merdivenleri basamak basamak çıkarsam bu iş çok güzel noktalara gelecek ahiret için. Şimdi ahiret için kelimesi ahiretle ilgili düşünmeyi gerektiriyor. Şöyle bir soru soralım mı? Başınıza gelen bir hastalık düşünün. İşte senin dişin kırıldı. Başkasının sevdiği biri yataktadır belki. Bunları düşünün. Allah kimine sağlık veriyor, kimine de sağlık vermiyor, hastalıklı kalıyor. Öyle değil mi? Şimdi şöyle düşünelim. Allah'ın vermesi mi daha büyük imtihandır? Yoksa vermemesi mi? Biz bunu nasıl anlarız? Nasıl anlayacağız? İbadette, kullukta hangisi daha fazla? İsyanda, şirkte,
küfür bataklığında, günahların içerisinde hangisi daha fazla? Tam da buradan anlayacaksın. Şimdi bunu fizibilite yaptığında Allah'ın vermesi, vermemesinden daha büyük imtihan oluyor. Şimdi biz yıllardır zannediyoruz ki zenginlik ikram, fakirlik imtihan zannediyoruz. Çünkü sabır şükür bilmediğimiz için. Halbuki zenginliğin karşılığı olan şükür sahiplerinin etmesi gereken insanların baktığında ibadette kullukta sayıları daha az. Buyurun camilere gidelim, sohbetlere gidelim. Şimdi burada gözükmüyor mu yani? Durumu iyi olan mı daha fazla, durumu iyi olmayan mı daha fazla? Anlıyor musun demek istediğimi? Sağlık da dahil buna. Anladın mı? Buraya gelen arkadaşların %90'ından fazlası Allah ikram ediyor. Bir yara alıyor da yaradan sonra geliyor. Diyor ki nefes alamıyorum diyor. Bazılarını Allah Azze ve Celle 10 yıl yaralıyor, 10 yıl sonra geliyor. Yani ikram o musibet. O zaman Allah'ın vermesi, vermemesinden daha büyük imtihan, ama bu vermesinin içerisinde sağlık da dahil. Şimdi sağlıklı insanlara baktığınızda daha çok kullukta mı görüyorsunuz? Yoksa sağlıksız insanlara baktığınızda daha çok kullukta mı görüyorsunuz? Demek ki Allah'ın aslında sağlığı onlardan alması, yani sağlığı onlara vermemesi aslında bir nevi vermesi oluyor. Allah'ın denemesinin çeşidi çok. Ama genele baktığında varlık içinde, sağlığın varlığı içerisinde, maddi varlıklar içerisindeki bir insanın imtihanı şu yaptığımız fizibiliteye göre daha ağır ve daha zor oluyor. Şimdi biz hep zenginliği nimet zannediyoruz ama aslı öyle değil. İmtihanı ve sorgusu daha ağır olan bir şey. Şimdi Allah Azze ve Celle şunu bizler de test ediyor bizim anladığımız kadarıyla. Mesela zengin bir kulu var. Ben yıllardır zenginlik verdim. Şimdi de verdiğimi elinden alayım, fakirleştireyim. Acaba değişen şartlarda değişmeyen bir kulluk sergileyecek mi diyor. Veyahut zıttı. Birisinin durumu yoktur. Allah da diyor ki şimdi de bunu zengin edeyim. Acaba değişen şartlarda değişmeyen bir kulluk sergileyecek mi diyor. Biz bunun zıttını çok gördük yani. Tam böyle yokluk sahasında hiçbir şey yok. Borçtan başka hiçbir şey yok adamın elinde. İşler bir anda açılıyor. Bakıyorsun en son aklına gelen şey kulluk alıyor. O yüzden Allah Azze ve Celle tam da bu noktayı yakalamak istiyor. Biz buradan şunu anlarsak. Bir insanın sağlıklı hali onu günahlara sürüklüyorsa bu bir hediye değil, bela oluyor. Bir insanın sağlıksız hali ise ahirete daha yakın bir hale getiriyorsa Allah'ın orada vermemesi aslında vermesi oluyor. Demek ki sabreden insan başına gelen hastalığın o çirkin kıyafetini yırtıp arkasını görse aslında Allah bana daha büyük bir hediye vermiş diye anlayacaktır. Evet, buyurun devam edelim. Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise sürur veriyor ve madem yine bu saatten sonraki zaman madum, hastalık madum, elem madumdur. Bakın 3 derece yokluk saydı. Daha sonraki zaman henüz yok. Daha sonraki hastalık henüz yok. Daha sonraki hastalığın üstündeki elem gene yok. E 3 yokun içerisinde sen nasıl derdi var ettin? Öyle mi? Allah Allah. 3 yokluk içerisinde dert var olmaz. Öyle değil mi? Allah Allah. Şimdi bu matematiği anlamazsak, hastalık gelince de böyle etrafa bağırsak, bir de isyana medar cümleler kullansak var ya, işte asıl hastalık orası biliyor musunuz? Yani hastalık gelince bağırmak daha büyük bir hastalık. Şu sabır dersini almasak, başımıza musibet geldiğinde bir de vaveyla etsek, belki 30-40 yıl bir avuç kazandığımız bir şey varsa Allah muhafaza onu da kaybedeceğiz. Bu dersin tek önemi hastalık geldiğinde biraz canım az acısın değil. Şu önemi de var. Hastalık geldiğinde bağırıp isyan etmek çok daha büyük bir hastalıktır. Allah asıl bu hastalıktan kurtarsın. Buyurun. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşid et. Ya sabur de, dayan. En son nereye bağladı gördünüz mü? Ne diyor? Ya sabur de, bana dayan diyor. Şimdi benim yanımda, himayemde bir çocuk olsa, birisi de gelip yanımda çocuğu tehdit etse, çocuk da kaçsa gitse, ne derim ben biliyor musun? Yazık yazık. Abisine güvenmemiş. Meğer abisini tanıyamamış. Birisi benim yanımda tehdit edecek, bu çocuk kaçıp gidecek, bu nedir derim biliyor musun? Bana hakarettir derim. Şimdi hastalık geliyor bizi tehdit ediyor ama yanımızda ne var biliyor musunuz? Ya sabur. Tam Allah'a dayanıp sığınmam gereken yerde bir de kaçıyorum, isyan ediyorum. Ne oluyor biliyor musun?
sabrı verene hakaret oluyor hakaret. Hastalıktan şikayet edince şu meseleleri bilip sabretmediğinde bir de Allah'ın esmasına Allah muhafaza bir de hakaret etmiş gibi olabiliyoruz. Bizim bu korkularımızın altında yatan en büyük sebep ne biliyorsunuz değil mi? İman zafiyeti. Allah'ı tanımamak, bilmemek. Tanısaydık zaten o yanından kaçan çocuk gibi olmazdık. Şimdi dışarıda dünyada neyi bilirsen bil, Allah'ı bilmedikten sonra beş kuruş etmiyor değil mi? Mesela Mekke'deki Ebu Cehil'i hatırlarsınız. Çok marifetli adammış Ebu Cehil, çok. Mekke'de aynı anda okuma ve yazma bilen 10 bin kişi içerisindeki 16-17 kişiden birisi Ebu Cehil. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ara nasıl dua ediyor? Ya Rab iki Ömer'den birini bana ver diyor. Yani ya Ömer bin Hattab'ı ya da Amr bin Hişam Ebu Cehil'i bana ver diyor. Şimdi bu kadar meziyetleri, marifetleri olan bir adamken Allah'ı bilmedikten sonra cehaletin babası hükmüne geçmiş. Allah'ı bilmedikten sonra neyi bilirsen bil cahilsin. Ve o noktada da ilaçları çok bilelim, hastaneleri çok bilelim, başka şeyleri çok bilelim. Gereken ölçüde onların da mutlaka bilinmesi gerekiyor. Onlar fiili birer dua hükmüne geçiyor. Ama şu meselede asıl sığınacağımız ya sabur meselesini bilmedikten sonra çok acıklı hallerde kalıyoruz. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de bir cümle söylüyor. Bak bak cümleye bak. Allah melce yani sığınak ve mencedir. Kurtaracak yer. Allah. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur diyor. Ne mutlu onu bulup iltica edenlere, ona sığınıp ya sabır diyenlere. Allah onlardan eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.